Üniversitesi Avrupa'da hocam, 2009 yılında profesör olmuştu. Halen İTÜ Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Başlıca eserleri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kalbin anlaması, gazali örneği, bildiğin İslamileştirilmesi ve çağdaş İslam düşüncesi, İslam siyasi felsefesi ve sivil rahatsızlık kavramı, Hasan Bahri Basri örneği, üç tarzı siyaset, bir üst kimlik tasarımı olarak Türkiye'lik ve sivil rahatsızlık ve dini değerler olmak üzere ilmi çalışmalarında ilmi çalışmalarına devam etmektedir. Konuşmasını yapmak üzere hocamıza sözü bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Merhabalar arkadaşlar. Başka bir var mı? Onlar ilgili var mı? Herhalde bu sezonun ilk semineri. Ama hayırlı bir sivil toplum kuruluşlarının okumalarını işte yaklaşık saat içeride sohbet ediyoruz. Çok önemsiyorum. Niye? Çünkü eğer biz özgür, entelektüel bir yapı oluşturacaksak bu hep muhtemelen fakültelerde falan okuyorsunuz değil mi? Bu bankacı eğitim sistemiyle, o tektipleştirmeyle, oradaki anlamlı eğitimler ben ancak bütün sivil toplum kuruluşlarındaki veriler sivil okumalarla aşaklıyız olan paradigmalarını. Okulsuz Toplum diye bir proje var. Buralarda ben onun şeyi görüyorum, böyle ilgili. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse ileride bu ilimler tasnifiyle ilgili proje çerçevesinde haberdar olacağım. Ve sağ olsun arkadaş normal kadar geldiyse Ramazan da geldi. Böyle bir proje ancak resmi toplum kuruluşları yapabilir diye. Sonrasında bu seminer için sizlerce bir araya geldik. Şunun için çok önemsiyorum ben. Yani bu bireysel anlamdaki okumalarla parça bölüm parça oluyor. Bölüm parça parçacık bir yaklaşım var ya. Ancak burada bu aşılabilir diye. Mesela orada yok işte bu şey çağdaş İslam bilimine giriş böyle bir şey var mı? İmkanı var mı falan diye. Bunu yayınladık en son kez. Ama bir baktım bile bunu daha bir proje haline getiriyor. Sonra buna gideceğim seminerlere baktım. Burada kardeşle konuştum. İşte iktisat üzerine, diğer okumalara falan baktım. Ben geçen sene bu sıralar işte Yemen'deydim. Bu Yemen'de tıkar görevlisi olarak oradaki Sana Üniversitesi'ndeydim. Orada sivil tatsizlik, yani o Arap Baharı altında sunulan ama bir sivil tatsizlik direnişinin nasıl olma imkanı falan konuşuyordum. Yani şunu diyorum, orada bir şeyi de söyledim ben. Ekonomik politikten habersiz bir üst dil oluşturuyoruz. Özellikle ben İlahiyat Fakülteleri için söylüyorum bunu. Ve total cümleler kuruyoruz. İslam şöyledir, İslam böyledir, İslam şu soruyu güzel, İslam bu soruyu güzel diye. Ama ekonomi politikten habersiz bu cümlelerin hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz. Bu yerde seminerleri falan görünce yeniden umutlandım. Onun için sizlerle bir arada olmaktan hakikaten onur duyuyorum. Ben ana hatlarıyla arkadaşlara gönderdim bir şey taslak ama sonra baktım ki ya o kadar geniş şeylerden temel kavramlardan bahsedeceğimi söylemişim ki biraz panikledim doğrusu söylemek gerekirse. Onun için şöyle ben bir özet sunayım. Sonra müzakere şeklinde geçelim. Zaten saat 5'ten bu yana sivil bir şekilde orada şey yapıyorduk. Çok keyif de aldım. İnşallah burada da aynı duyguyu size katarsınız. Yani bu seminerin konusu modernliği karşısında değil de bu karşısındaki laflamak mesela çok bozulur. Ne demek neyin karşısında? Bir şeyin antitezi miyiz biz? Ya da şöyle diyelim, eğer biz bir bilgi süreçten bahsediyorsak, daha doğrusu epistemik anlamda, İsmail Raci Fahmi'yi çalıştım, ondan önce bir tekniğe baktım. Dolayısıyla eğer biz bütün bilginin kaynağının ister insan olarak, ister isim olarak, ister sıfat olarak, Hazreti Adem'le birlikte başladığını söylüyorsak, ona indirilen bilgilerin
tutarlı olduğunu düşünüyorsak, birinci öncü olarak, ikinci öncü olarak da 21. yüzyılda bitirdik. Burada yaşayan bireyler olarak bu bilgiyi yeniden nasıl üretmemiz diye bir sorunumuz varsa eğer bizim, bir şeyin karşısında gibi bir antitezimiz olamaz. Bu birinci öncü. İkincisi, İslam felsefesi ve modern bir tarih aslında ama biz buna kendi düşünceler tarihi görüyoruz. Ve mesela ben gidip anlıyorum ki siz eğer İslam'ı özel anlamda Hazreti Adem'den itibaren ki sürecin ismi olarak nitelendiriyorsanız ki öyledir değil mi? O birinci öncülümüz, metnimiz onu söylüyor. Özel anlamda Efendimiz'e gönderilen uygulamalar bütünü olarak sunuyorsak biz o zaman düşünce tarihindeki bütün kırılmalardan haberdar olmamız lazım. İsmini bildiğimiz ya da bilmediğimiz. Öyle başlayınca şeye, bizim bir şeyin karşısında olmamız diye bir şey yok. Birinci önemli bu. Çünkü bir özel anlamda İslam, yani Efendimiz'e indirilen mesajımız kısa bir sürede, tercümeler öncesinde tamamen temel metinlerimize dayanarak bir sistem kurmuşuz değil mi? Akaid ya da itikadi yapıp. Sonra kısa sürede diğer medeniyetlerle hesaplaşmışız. Yani diğer medeniyetler dediğim Hazreti Adem'den itibaren ki işte Çin medeniyeti, Bizans medeniyeti, onun altındaki diğer Batı medeniyeti şimdi modern anlamdaki onlarla kısa sürede hesaplaşıp kendimize ait özgün ve özgür bir yapı kurmuşuz. Dolayısıyla bu karşısındaki sözü tahsil ederek yani biz hiçbir şeyin karşısında ya da bir şeyin antitezi değiliz. Eğer bu özel anlamda, genel anlamda İslam'ın temsilcileri isek, özel anlamda da bunun Peygamberimize, Efendimiz'e, son übelliğe indirilenlerin yeniden üretmek diye bir mükellefiyetimiz varsa ki var, o zaman biz bir şey karşısında değiliz. Ama şu var, bir problem yaşıyoruz, bir travma yaşıyoruz, bir kırılma yaşıyoruz. Ve bu modern bilim ya da Batı düşüncesi dediğimiz şey, bizi hükümranlığı altına aldı değil mi? Epistemik bir kırılma yaşadık. Pozitivist bir yapıyla zihinlerimiz ifade edileceğim ağır kaçacak ama öyle oldu yani. Dolayısıyla bu ürün olarak, bilim felsefesi açısından söyleyeceğim olacak, ürün olarak pozitivist yapı hala hükümranın önemli oranda devam ettiriyor. Mesela içeride biz Nurettin Topçu merhumdan bahsettik. İşte bu en bana göre en önemli figürlerden birisi bu. Aksiyon felsefesini, o isyan ahlakını doktora tezi olarak yazınca pozitivizmin karşısındaki en önemli etkisi, akım ne etbatına? Sezgicilik değil mi? Ben sorun çalıştım. Yani orada bir başka bilginin imkanı söz konusu değil mi? Doğrudan bir bilgi kaynağı, yani bilgi. Çünkü bizim İslam medeniyetinin biricik özelliği bilgi değil mi? Bu ilimler tahsili, siz de ilim yetikler derneği diye şey yapıyorsunuz. Onun temel noktası bu. Şeyi çalıştı işte, ders soru çalıştı, sezgiciliği çalıştı. Pozitivizmin zihinleri belki o yarattığı travmayı aşmak için. Ama ne zaman buradaki Anadolu insana hitap etmeye başladı, o Batı'daki aldığı felsefi kurguyu yerli slash dini bildiği artık yerliden kastım bu coğrafyaya tercüme ettiği zaman bu bize ulaşmaya başladı değil mi? İslam ahlakı felsefesi ve o dolayısıyla bizim biricik şeyimiz bu ürün olarak karşımızda duran modern Batı bilimi dediğimiz paradigma pozitivist paradigma. Said Nursi'nin mesela Makedonya'da Bosna Hersek'te bir bildiri sundum ben. Nimsiz medeniyet eleştirisi diye. Mesela işinize Risale Doktor Edesi var mıydı bilmiyorum ama genelde biz şu anda önemli olan ilahiyat fakültelerinin için söylüyorum. Çoğunlukla. Ve hepsi de mantık olarak Risale Nur okuyan birisi kelami bir keskinliğe sahip. Değil mi? Zorunlu olur. Çünkü kurgular öyle. Ama felsefeye karşı bir şey yok. Nedir onların? Eleştirel bir tutum var. Daha da genelleştiriyorum. Genelde ben şimdi bunu
işinizde romantik mezunu ne kadar arkadaş var bilmiyorum ama ben mesela ilahiyatta derim ki ben iyi ki romantik mezunu değilim falan diye mesela. Çünkü niye? Yani romantikten gelen arkadaşlarımız genelde felsefeye karşı kendisini kapatarak geliyor. Ama ben o başlangıçta dediğim önermeyi koruyorum. Diyorum ki ben hiçbir meşruiyet aracı olarak sunmam. Sokrates'te peygamber olabilirdi demem. Buda da peygamber olurdu demem. Zerdüşt'te peygamber olurdu işte öğretilerini falan demem. Oysa temel önerme ismini bilmediğimiz birçok şey var değil mi? O ilahi mesajın taşıyıcısı var. Ben açıkça derim ki eğer siz isim ve sıfat olarak Hazreti Adem'e indirilen bilgilerin doğruluğuna inanıyorsanız ondan sonraki bütün yapay ilişkilerde kırılma yaşandığı zaman dikey müdahaleler olduğuna inanıyorsanız Allah-u Teala o mesajı yeniden üretecek değil mi? Yeni bir şeyde, yeni bir ortamda, yeni bir şeyde üretecek insanlar gönderdiğine inanıyorsanız Nebi ve Rasuller o zaman bu düşünce sürecek. Zaten bileceksiniz. Buna ister felsefe tarihi, ister düşünce tarihi, ister hikmet deyin. Toplumsal baskı altında bilimciler felsefe diyememiş ya. Dolayısıyla dedim buna mecbursunuz. Değil mi? Mecbur muyuz? Niye korktunuz? Ya mecburuz. Eğer o sürece talipse, o İslam teriminin içeriğini doldurmaya talipsek, o sürecin bütün kırılma noktalarını bileceğiz. Yatay ilişkide dikey müdahaleler oldu. Ama artık bir daha olmayacak. Bitti. Efendimizle birlikte bitti. Onu üretecek olan kim? Bu ekip. Yani o resmi statükonun ki ilahiyatlar da bunun en büyük ayaklarından birisidir. Sekülerleşmenin en büyük ayaklarından birisidir. Şu anda güya dini bilgilerin ihyası gibi sunuluyor ama o Faruki'yi okuyan herkes bilir ki ilahiyatlar aslında sistemin olmazsa olmaz yapı taşlarıdır. Sekülerizmin dini ve uhrevi gibi dini ve dünyevi gibi ayrım gibi seküler bir ayrımı temellendiren yerlerdir aslında buralar. Bunu çözmenin yolu nereden geçer? Pozitivizmi bilmekten geçer değil mi? Ve aynı Nurettin Topçu gibi Said Nursi de mimsiz medeniyet eleştirisi. Yani mim ister Muhammed olarak ister şey olarak. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in özel anlamdaki mesajını kıran bir medeniyet eleştirisi olarak sunmuş ve hakikaten 19. yüzyılda bu çok bir paradigmaydı, tutarlı bir paradigmaydı. Ama şimdi biz hemen ikinci kısma geliyorum, etkinlik olarak bildik. Yani o pozitivist paradigmayı Batı paradigmasıyla düşündüğümüz zaman Paul Feyerabend'ler, Thomas Kuhn'lar, Foucault'larla birlikte o paradigmayı Batı da terk etmeye başladı. Bu çerçevede etkinlik olarak birbirleriyle yarışan paradigmalardan söz ediyoruz. Yani bu dernekleri, sivil toplum kuruluşları da birbirleriyle yarışan paradigmalar olarak gördüğüm için gidiyorum, oralarda elimden geleni yapıyorum. Ama bir paradigma diğer paradigmaya karşı tabiri caizse çelme atarsa, kendi biricikliğinin yerine baskı kırmaya çalışırsa, o zaman işte sıkıntı başlıyor. O zaman tekrar şeye dönmüş oluyoruz. Ürün olarak tekrar pozitivist yapıyor. Çünkü hakikat tekelinde ya, biricikliği ya. Diyorum ki ben böyle Batı pozitivizmine ciddi eleştiri yöneltmiş bir nesil nasıl oluyor da felsefeye kendini kapatarak gelir? O 19. yüzyılın paradigması. Şimdi benim arkadaşlarım, işte buradaki kuramlarda gördüm, çok farklı bilgi dallarında, bunlara bilim denir mi bilmiyorum, işte disiplinlerde bilgileniyorsunuz değil mi? Tabiri caizse resmi paradigmanı ki onlardan birisi de benim, o paradigmayı sunanlardan biri. Ama inanın, İlahiyat Fakültesindeki arkadaşlarına da söyleyin, bunların aynısını onlara da söyleyin. Ben burada resmi paradigmanı biliyorum ama ben aslında okulsuz toplum, sivil toplum işte falan. Dolayısıyla özgür, etkinlik olarak bilimi savunan bir kardeşiniz olarak bu şeyi sunmamız gerekirken niye bu kelami anlamda zihni diri olan arkadaşlar niye kendisini felsefeye kapatır diyor. Burada hemen dolayısıyla şimdi temel paradigmaları sunuyor. Biz bir şeyin karşısında değiliz. Bir. İkincisi Batı paradigması dediğimiz, çünkü yani bu seminer için söylüyorum. Pozitivist ürün, pozitivist yapıdır.
ve 19. yüzyılın hakim barışmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran seçkin elitin de zihniyeti oydu. Yakın döneme kadar da bu devam etti. Hala farklı kulvarlarda maalesef bu devam ediyor. Ama bunun buna ciddi eleştiriler yöneten etkinlik olarak paradigmalar, modeller el istemeli var. Ve bu etkinlik olarak ilim paradigması çerçevesinde pozitif yapıya ciddi eleştiriler geliyor ama biz bunun neresindeyiz diyorum. Yani eğer biz bu paradigmaya sahip çıkarsak kendimiz varoluşsal temelimizi daha farklı şekilde kurabiliriz. Burada yöntem sorununa gelmek istiyorum. Burada işte bu ikilem cedel yöntemiyle Burhan yöntemi arasında gelişiyor. Burhan yöntemi cedel, diyalektik yöntem, Kerem'in yöntemi. İçinizde Kerem çalışan arkadaşlar var herhalde. Dolayısıyla Kerem diyalektik yöntem ne? Kendi paradigmasını, kendi modelini, kendi epistemesini, kendi dünya görüşünü, kendi cemaatini, cemiyetini, partisini, artık her neyse bunun adı, biricik ve mutlak görüp onun doğruluğunu diğerlerine dayatan bir insan, değil mi? O bak, Julius Verhaeuser'ın İslam'da ilk partiler diye bir kitabı var. O bizim hizip kavramını, fırkaları parti olarak çevirmiş mesela. İlk dönemden beri bu var. Dolayısıyla herkes kendisini bir değerle baskın olarak sunuyor, değil mi? Bunu mezhep de diyorsunuz, parti de diyorsunuz, fırka da diyorsunuz. Bu siyaletik yöntemi, cedelin biricik vasfı. Mesela içeride arkadaşlara bahsettim, onlara tekrar olacak ama mesela bizim ilahiyat eğitimi alan arkadaşlar var mı burada? Yoksa bile burada İslam düşünce tarihinde görüyorduk. Mesela Mutezile diye okuyoruz biz, değil mi? Mutezile'nin etimolojik anlamı ne? Felsefi analiz olarak kuracak olursanız, itizal eden. İtizal eden ne? Ayrılmaz. Ayrılmaz. Hem Allah'tan korkun. Bu insanlar kendilerini öyle mi nitelendiriyorlar? Kendilerini ne diye nitelendiriyorlar? Ehli tevhid ve sıfat olarak nitelendiriyorlar. Ve bir dönem hakikaten özgür düşüncenin, hür iradenin temsilcileri olmuş. Ama ne zamana kadar? Kendilerini biricik, hakim paradigma olarak bir de Emevi-Abbasi çekişmesini düşünün ve bu yapının hakim siyasi yapıya direndiğini ama bir süre sonra o yapının çözüldüğünü ve kendilerine iktidar olduğunu düşünün. Ne yapıyor? Baskıya başlıyor, değil mi? Bildiğimiz mihne başlıyor. Mihne ne demek? İşkence, eziyet demek. Kime yapıyor? Evet, yani Ahmet İbni Hanbel gibi gizliyle bir İslam alimini şahsında. Peki neden dolayı yapıyor? Harbul Kur'an meselesinden dolayı. Harbul Kur'an meselesini mesela genelde ontolojik bir mesele olarak alıyor, değil mi? Kur'an kadim midir? İşte yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır? Hakikaten ontolojik bir mesele midir bu, epistemolojik bir mesele mi? Hala bu tartışma devam ediyor, değil mi? Eğer siz bu Kur'an metnini her dem yeniden üretmeye talipseniz, bu soruya cevap vermek zorundasınız. Ama ben hakim paradigma o zaman ehli tevhid ve sıfaydı. Ona uygun cevap vermek zorunda mıyım? Ahmet İbni Hanbel vermedi ve baskıya şey oldu, değil mi? Bakın, mesela bir diğer örnek, işte bu diyalektik yöntemin bir diğer örneği hariciler diyoruz, değil mi? Mesela ben dedim ki, yapmayın. Hariciler dediğiniz kimdir? Kendileri nasıl nitelendiriyorlar? Ehli şurat olarak nitelendiriyor. Ehli şurat ne demek? Nefislerini Allah'a satan adamlar. Yani bu insanlar abid insanlar. Değil mi? Vasıfları öyle. Peki hataları yok mu? Var. İşte Hazreti Ali meselesi, işte hakem meselesi falan biliyorsunuz, değil mi? Oradan biz çok önemli şeyler, entelektüel çıkarımlar yapabiliyoruz. Ama ilk fiili direnişçiler kimlerdir? Bu insanlar. Hakim paradigma bunlara işte harici diyor. Harici ne diyor? Dışlanmış demek, değil mi? Yani işte bu, bunlar şunu için diyor. Diyalektik yöntem, kelami yöntem böyle bir şey. Hakimseniz karşınızdaki artık şeydir, batıldır, heterodokstur. Türkçesine bunun. Söyleyin. Zındık da bizim kelami tabirlerden birisi, aslında felsefi tabir. Ezil. Loser de hiç de loser değildir. Söyleyin hadi, bakın insan söyleyemiyor, dili var. Sapık. Sapkın. Ya böyle bir şey olur mu? Ayıp ya. Değil mi?
Ama şunu diyebilirsiniz, şöyle 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 yanlış falan diye. Zındık terimi farklı bir terim. Zındık terimi bana göre daha teknik ve daha nötr bir terim. Niye? Çünkü öbüründe kafir diyorsunuz, sapkın diyorsunuz değil mi? Zındık terimi şu demek. Bizim o Burhan yönteminde söyleyeyim. Bir de Burhan yöntemi var, benim tercih ettiğim yöntem. Burada bilim felsefesi olarak söyleyecek olursak, etkinlik olarak bilime uygun gördüğüm, paradigmalar mücadelesi olarak gördüğüm, epistemeler, modeller mücadelesi olarak gördüğüm tavır bu benim. Bilim felsefesi terminolojisi olarak kullanacak olursak, Burhan şu demek, bizim felsefenin tercih ettiği yöntem, kendi bizim ilk İslam filozofumuz, kelamcı ağırlıklı, diyor ki biz hakikati kim getirirse ona müteşekkiriz. Hakikat nedir? Hazreti Adem'den itibaren bir süreç değil mi? Ama ona müteşekkir olmamız, onun fikirlerini aynen kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Değil mi? Bakın, müthiş bir eleştirel bilinç var. Dolayısıyla burada Mevlüt kardeşimizi hepimiz farklı modellerden, farklı paradigmalardan görüyoruz. Arkadaşımın gördüğü Mehmet Hoca'yla, hoca arkadaşımın gördüğü, arkadaş gördüğü, hanım arkadaşların gördüğü aynı adam. Evet, aynı adam. Ama aynı şeyi mi görüyor? Yok. Bu perspektiflerin hepsini toplasak ben o muyum? Fizyolojik olarak. Yok. Çünkü daha buralar var. İkincisi, ontolojik olarak, algılama olarak, yetiştiğimiz kültür ortamı olarak, bu etkinlik olarak bilim için diyorum. Artık bilim öyle pozitivistlerin dediği gibi şey değil, bir etkinlik. Ontolojik olarak hocamın Mevlüt Uyanlı'nın tarifiyle hoca hanımınki bir mi? Ontolojik olarak ne mümkün? Peki biz size ilk defa tanışıyoruz. Kim? Ben bu adam da. Değil mi? Bundan sonraki hukukumuz devam ettiği sürece bizimle daha tanışık olacağız. Dolayısıyla Burhan şu, aynı hakikate dair farklı perspektifleri taşıyan ve bunlar arasında tutarlılığı araştıran ve bir nevi düşünceler pazarı oluşturan dünya. Burada tekfir yok. Burada görüşünü bir diğerine dayatmak yok. Sadece felsefenin seçenekleri artırmak. Yani Sokratik yöntemle söylersek benim görüşüm budur yerine bu soruna dair temel görüşler şunlar 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 var. Benim bilebildiğim şunlar şunlar var. Siz bulunduğunuz kontekse, bulunduğunuz paradigmaya, yetiştiğiniz kültürel arka plana uygun olan, tutarlı olan görüşü kendiniz üretiniz. Bakın, kendiniz üretiniz diyen perspektif. Böyle deyince o hakikate dair farklı tezahürlerin zübde-i alem ya, zübde-i alem size hoşça bak zaten hani değil mi? Ve bir kişiye yapılan haksızlık bütün insanlığa yapılmış gibiyse öyle değil mi? Bizim temel önerimiz bu. O zaman her bir artıysa o tecelligahlardan birisi o perspektife sahipse onun iyilik ve güzellikte yarışan bir modelse artık her bir insan ona nasıl olur da insan kendi paradigmasını şey yapar? Burhan'ın şeyi bu. Peki burada şöyle bir şey çıkıyor. Bir anarşizm çıkmaz mı? Bir doğrular çok ruhu çıkmaz mı? Hakikat tek değil mi? Sorusu var. Değil mi? Bunu müzakere edelim. İşte bizim felsefi tutumda üstad sapkında değil de zındık diye kime demişler? Mesela Ebu Bekir Zekeriya Razi'ye demiş değil mi? En sert olanı o. Kimdir o da? Çok iyi bir filozoftur. Tabiptir. Ve diyor ki ya yani ben Allah'a inanıyorum. Onun hakikati görmesine inanıyorum ama galiba bu hakikati tahrif edenler şeyler kimler? Gönderdikleri elçiler diye bir tavrı var değil mi? Ama o temel öncülüğü reddetmediği için o yaratıcıyı mesela kelamcılar böyle birine ne der? Otomatik olarak
Sadece yarı intihar görmek. Hiç. Ama bu temel öncülüğü kabul ettiği ve ondan sonraki kırılmalara kızdığı için tabiri caizse tırnak içinde bizimkiler zillik falan filan diyor filozoflar. Aynı şeyi filozoflara da söylüyorlar işte biliyorsunuz. Dolayısıyla benim tercih ettiğim, daha doğrusu bizim felsefecilerin tercih ettiği yöntem diyalektik yöntem yerine Burhan yöntemi. Çünkü diyalektik yöntem bu kardeşimizin kanaatine göre o şeye benziyor. Hakikat tekelciliği yapan ürün olarak bilim paradigmasına benziyor. Pozitivist yapıyor. Teşekkür edecek olursa. Ama etkinlik olarak bilim paradigması olursa o pozitivist yapıyı kırıp birbirleriyle yarışan modeller, epistemeler, paradigmalar olarak çerçeveleyecek olursak o Burhan yöntemine tekabül ediyor ve benim kanaatim bu sivil toplum kuruluşları bunların ayracı üç tane temel önerme var. Bunları sunduktan sonra şeye geleyim, bir tasnifiyle ilgili kısma. Peki bunlar hakikaten bizim bu ülke özellikle yarışma dediğimiz husus diye sunduğumuz hususlar ya da buranın, ben buraya ilk defa geliyorum. Daha önce Fatih Hocam'la sanal alemde konuşuyorduk. Ama şey olarak siz beni epistemik anlamda tanımıyorsunuz, ben de sizi epistemik anlamda tanımıyorum. Yani hangi bilgi ürünü değil de etkinliği olarak. Çünkü ürün olarak dersen yazık olmuş olur. Ama ürün olarak yapan yerler yok mu var? Belki siz de öyle bir paradigmaya sahiptirsiniz. Yani bizim burada ürettiğimiz paradigma biriciktir, diğerleri öyle değil. Onu bilmiyorum. Ama ben bunu açık yüreklikle söylüyorum. Etkinlik olarak paradigma olarak kabul edecek olursak, buradaki paradigmanın diğer paradigmalara çelme atmak yerine bu perspektifin daha tutarlı olduğu kanaatını veriyorsa eğer bu ve o zaman benim için bir şey olacak, onur olacak. Eğer öyle değil de ürün olarak bu buradaki üretilen İslam tasavvuru en doğrusu ve diğerleri diğerlerine yani her öyle denirse o zaman ben en azından orada bunun felsefi bir tutum olmadığını söyledim de kendime. Çünkü bir şekilde evrende hiçbir şey kabul edilmiyor ve biz öbür şey yok olmuyor, biz öbür tarafta hesap vereceğiz değil mi? Çünkü bütün yapımız hesap vermek üzerine olmak, hesap sormak üzerine değil. Pozitivist paradigma, ürün olarak bilim her zaman hesap sormak üzere. Bu böyle 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 ve sen böyle 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 yapman gerekiyor. Ama etkinlik olarak bilin, temel sorun ne, buna dair çözüm önerileri ne, siz bunlardan hangisini en uygun görüyorsunuz deniyor ve bir çözüm önerisi sunuyor. Ama bir başka çözüm önerisi bulabilir değil mi? Eğer iyilik ve güzellikle yarışmak buysa ben bunun daha tutarlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu paradigmayı mesela ben master'da işte bir temiye çalıştım ben. Çünkü niye? İbn-i Teymiye büyük bir mücadele veriyor değil mi? Fiili ve fikri mücadele veriyor. Fikri mücadele veriyor. İşte bu biricik totaliter İslam tasavvurlarına karşı kendisi de özellikle İbn-i Arabi ve Sufi yapıyla ilgili aynı şeye düşüyor çelişkiye değil mi? Ondan sonra şeyhi Ekber diyor. Onun şeyhi Ekber demesi bazı Müslüman yapıların şeyhi Ekber demesine engel oldu mu? Olmadı. Daha sonra İbn-i Çeyh'i çalıştım. Yani bilimler tasnifiyle ilgili Faruk'u çalıştım. Niye? Çünkü Faruk'u tam da bu kurumların yapmaya çalıştığı şey yapıyor. Ya ortada bir kırılma var ve bu biz yeniden nasıl bir kendimize özgü ve özgün bir medeniyet tasavvuru oluşturabiliriz, bir ilim tasavvuru oluşturabiliriz paradigmasını şey yapıyor. Ve inanın arkadaşlar, çok heyecanlandım ben ama verdiğim mülakatta bir çözüm önerim yoktu. Onu da burada paylaşayım. Bizim ilk ciddi İslam filozofu kim?
Kendi partiyi için söylüyorum. Kendi kenarındaki şeyler var unuttum. Kendidir. Kendinin ilk risalesi nedir? Fi aksam ulum. İlimlerin kısımları diye. Daha sonra Farabi geliyor değil mi? Ciddi anlamda filozof. Yani ciddi anlamda derken öbürü gayri ciddi anlamda demiyorum. O meşrai gelenekle yüzleşen ve felsefeyle din arasındaki irtibatı kurmaya çalışan ve bu topraklara ait bir düşünür. Farab'dır biliyorsunuz. Ve sizinle aynı dilden düşünüyordu ama şey yazıyordu. Arapça yazıyordu. Fatih Hocam, içeride konuştuğumuz paradigma. Eğer diyelim ki şey yazsaydı eğer, Türkçe yazsaydı o ilimleri tasnifini mesela değil mi? İsa'ül Ulum'u yazmış. İlimleri tasnifini. Değil mi? Ondan sonra bizim alime bir medeniyet projesi geliştirmek için inanın hep bir ilimler tasnifini yapmış ve ona uygun paradigmalar geliştirmiş ve hakikaten biz buna uygun bir yapıda kurmuşuz. Ama Karlofçan ile birlikte, Osmanlı, yani bu toprakların çocuklarısınız ya, o 600 ile yakın yani İslam tarihinde bu toprakların kodları çözülmeden yeniden yazılamaz değil mi? Çünkü Selçuklu Osmanlı sürecinden sonra yapıyı Arap Baharı altında gittikçe daha da oradaki kardeşlerimizi şey yapar, ne diyor? Güzel bir şeye dönüşmeye başladı sonbahar. Falan. Şunu diyorum, biz ona uygun bir medeniyet kurmuşuz. Mesela Avrasya Üniversitesi 15 gün sonra ben Oş'a gideceğim. Oş İlahiyat Fakültesi. Rusya çözüldükten sonra, Sovyetler Birliği çözüldükten sonra ilk resmi İlahiyat Fakültemizi oraya kurduk. Orası nerededir? İmam Serahsi'nin şehridir, Özgen. Ve biz orada bir külliye kurduk. Oradaki insanlar bunun ne önemi var diye. Biz diyoruz ki İmam Serahsi bizim fıkıh medeniyetimizin şeyidir, zirvesidir. Ve biz buradan gittik, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sürecini İmam Serahsi'nin üzerine kurduk. Akaidimizi Osmanlı yani Oşi'nin üzerine kurduk. Dolayısıyla bizim buraya ahde vefamızdır bu falan diyoruz. Yani dolayısıyla bir ilimler tasnifi ama şimdi var mı? Ben buradan gelen kardeşimle dedim ki, ya ben yıllardır bu işler üzerine uğraşıyorum. Şimdiye kadarki sorularınızın hepsine aklım sıra epistemik cevaplar verdim ama ilimler tasnifini yapamadık diye düşünüyorum. Cidden biz ilim ve disiplin arasındaki kavramları bile karıştırdık diyor. İlahiyatlardaki okutulanlar hakikaten tefsir, hadis, fıkıh diye okutulanlar ilim midir yoksa disiplin midir? Eğer ilimse bu kadar farklı, bu kadar şey nasıl olur? Ama disiplinse olur. Diye böyle şey yaptım, bitirdim. Sonra da bu söyleşiye girip sizlerle şahsen tanışmak istedim. Çünkü niye? Bu kardeşlerimizin bütün varoluşsal temeli bu. Çağdaş İslam düşüncesi. Eğer biz 1699 Karlofça ile birlikte siyasal, ekonomik, politik, Muhammed kardeş ekonomik, politik çalışıyormuş. 28 Şubat sürecinde alenen yaşayan bir kardeşimiz orada. İşte Yemen'de bizatihi kalan, daha önce de burada kaldı değil, Arap dünyasını ilk özür diliyorum. Ekonomik politikten habersiz İslam adına ki ilahiyatçıların çoğu bu kardeşimize dahil büyük laflar söylüyor, havada kalacağım kanaatinde olan biri olarak. Bizim bir şeyimiz yok. Ekonomik politiğe dair bir perspektifimiz, bir bilimler tasnifimiz, bir kurumumuz yok diye biliyordum. Şimdi unutmuyorum artık. Burası yeniden böyle bir teşebbüse gidiyor. Bireysel çözüm önerileri, işte bu mesela, işte diyorsunuz ki İslami ilim kavramı, işte bu ilim midir, disiplin midir, İsa kimdi de böyleydi, şeyde böyleydi, Çelebi, Kaşif Çelebi de böyleydi, işte Keşfi Sunum da böyleydi falan diyorsunuz. Doğru. Ama bunun üzerine zaten bir medeniyet ihdas etmişiz. Ama şu andaki durumumuz ne? İslam dünyasının durumu ne? Ve bizim hakikaten bir paradigmamız var mı? İlahiyat fakülteleri için söylüyoruz. İlahiyat fakülteleri hakikaten yeni bilginin öğretildiği yer değil demez. Aslında kırılmanın, sekülerizmin temelinde oluşturmuyor mu? Ne demek yeni bilgi? Böyle bir bilgi var mı? Bu kategorik bir adım. Yani yeni ve beşeri dediğimiz bilgi
bu ayrım mecburen yaptığımız kategorik bir ayrım değil mi? Çünkü bir tarafta gönderilen metin var, o metinlerin Efendimiz tarafından ya da diğer peygamberler gibi ve Resulullah'ın kullanışları var, kırılma noktaları var, bizim onlara dair beşeri yorumlarımız var değil mi? Ama bu ilahiyat fakültelerinde öğretilen, buralar bura öyle mi bilmiyorum, ona arkadaşlar cevap vermişim. Bu paradigmaların şeyi midir? Yani yeni bilgiye mi öğretilir? Yoksa bütün bilginin kaynağı sadece ve sadece odur. Dolayısıyla dini ve dünyevi bilgi ayrımın özünde şey bir ayrım, mevcut yapıyı besleyen bir ayrım. İlahiyat fakülteleri de bunun biricik merkezidir denilebilir mi? Ben açıkça söylüyorum. Burada dini bilgi, dini ilimler diye okuttuğumuz şey tamamen buna hizmet ediyor. Çünkü bizim ilk metinlerimiz, kendinin metnini, Arap'ın metnini böyle bir ayrım yok ki. Diyor ki, beşeri bilim, beşeri bilim derken bunlar kategorik ayrımlar diyor. Mesela fıkıh ne bilimdi? Kazandı beşeri mi? He? Kazandı beşeri mi? Tabii bizim sözler öyledir. Çünkü hayata dair. İmam-ı Azam Hazretleri lehine aleyhine olanın anlamasıdır. Ama şimdi ilahiyatlarda fıkıh mı öğretiyor? Yoksa hukuk adı altında bir belli dönemlerde hitap eden ve doğrudan bugüne ne söylediği belli olmayan geçici şey geçmişteki çözüm önerileri mutlakmış diye mi soruyor? Yani fıkıh bedeli ilimler içinde yer alıyor ya. Yani kelam da bedeli ilimler içinde yer alıyor. Öbürleri işte alet ilimleri var, şey var, mantık alet ilmi mesela. Tutarlı düşünmenin bilimi diyor, adam mantıkla giriyor ya. Ve mesela bu kardeşimiz şimdi, ben buradaki arkadaşlara da söylüyorum, ilk defa bu dönem bir matematikçi arkadaş aldım dışarıdan. Zehir gibi bir arkadaş, çünkü musiki şinas bir arkadaş, çünkü matematikle şey arası bir ilişki var ya. Ve onu ben şimdi mesela mantıkla vesile olmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü matematik bilmeyen birisi felsefe yapabilir mi? Ya da Platon'u düşünecek olursak geometri bilmeyen biri buradan içeri girmesin demiş. Niye? Çünkü soyut düşünce. Soyut düşünce dediğinizde metafizik düşünce. Metafizik düşünce dediğinizde fizik ötesi. Fizik ötesi ne? Ona dair bilgilerin kaynağı ne? Yedek kalıyor kardeş. Bir vahiy var. O da kesildi değil mi? Onu yine de göreceğiz. O irtibatı sürekli faal akılla sürekli kuran bilinçler yetiştirme projesi değil mi? Ama şimdi o alet ilimleri ve diğer ilimler birbirlerine girmiş ve dini ve dünyevi bilimler de işte siyasal bilgiler fakültesinde yöneticiler yetiştiriliyor, ilahiyatta yönetilen. Değil mi? Mesela bu paradigmayı kırmaya çalışan kardeşimiz olarak ben irşah felsefesini tamamen siyaset ağırlıklı okutuyorum. Onu da ne yapıyorum biliyor musunuz? Mehmet Ali Ağaoğlu'nun siyasal bilgilerini okuttuğu eski Stoa'da Yunan diye bir metinden okutuluyor. Ama ilahiyat fakültelerinde nasıl okutuluyor bu? Aristo, Farabi, ontolojik teorileri, şeyler falan soruyor değil mi? Öbür tarafta siyaset teorileri olarak soruyor. Mesela Arap Baharı ile ilgili şeyler orada çok faydası oldu. Niye? Çünkü Aristo çok büyük bir siyaset felsefecisi değil mi? Ve o devrimlerin ve karşı devrimlerin devrimin nasıl yapılacağını da yazıyor, karşı devrimleri, onların nasıl önleneceğini de yazıyor. Oradaki yöntemlerden birisi ne biliyor musunuz? Tepeleri biç. Ne demek tepeleri biç? Önde gelen insanları yok et ki kaosa düşsünler ve şey olsun, yönetmek kolay olsun. Tamam mı? Haccaç'ın yaptığı ne? Bunu alenen söyledi değil mi? İşte ne oluyor? Orgunlaşmış kelleler görüyor, inanın götürürüm diyor değil mi? Ve götürüyor da değil mi? Şimdi bakın, bir tarafta yönetici, dünyevi, yani böyle bir şey varsa, siyasi ilimlerin tahsili var. Öbür tarafta da nasıl refleks onlara nasıl refleksler gösterileceği de bildiği için şöyle 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 olursa şöyle şöyle tepkiyi verir diyor. Onun çözüm önerisi de bu diyor. Adam onu biliyor. Ama biz hep ontolojik gerekli ama sadece ontolojik problemleri tartıştığımız için o refleksleri ve karşı refleksleri bilmediğimiz için tek tek kuş gibi avlanıyoruz değil mi? Şu anda İstanbul dünyasında da olduğu gibi.
şu andaki olaylar, işte bugün mesela Fransa ne yapıyor? Değil mi? Ya da o Efendim Zeyfan Hakkari'den şunlar bunlar. Şöyle olursa şöyle refleks verirler, böyle olursa böyle refleks verirler. Bunlara bir şey alalım falan diye. Dolayısıyla sanki biz, inşallah bu kurum öyle değildir, bu şeyi besleyen yapılar üretiyoruz. Mevcut sekülerist yapıyı ve pozitivist ürüne katkıda bulunuyoruz diye böyle bir korkum var benim. Ama etkinlik olarak, bilim olarak çalışan bir kardeşim de bunu da söyleyeyim, ondan sonra sorulara geçelim. Mesela 28 Şubat sürecinde siz önemli oranda yaşayanınız var mı? En azından bu travmayı doğrudan yaşayan bir önceki dönem değil mi Fatih kardeşim? Mesela ben orada dedim ki ya bu iyi kötü, madem biz bu etkinlik olarak bilim ne şey yaparak yukarı modelleri izliyoruz. Buna nasıl bir sivil direniş gösterebiliriz? Ne demek sivil direniş? Konsensüs oluşmuş, belli bir şey var ama bu totaliter yapının yanlış olduğunu üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeden nasıl yapabiliriz? Sorusuna bir düşünelim. Ben hocayım. En az hasarla öğrencilerinin mezun olmasını istiyorum. Bunun yolu da nereden geçer? İşte Thoreau'yu okudum, Gandhi'yi okudum falan. İyi, bunlar güzel. Hakikaten Thoreau'nun metninden Gandhi bir direniş efsanesi oluşturmuş değil mi? İngiliz üzerinde güneş batmayan imparatorluğa diz çöktürmüş ama daha sonra bir suikasta kurban gitti değil mi? Ha, bu önemli. Ama benim arkadaşıma bu metinde söyle iyi de. Hasan Basri'yi bir çalışayım bakalım. Hasan Basri o Haccaç'ın döneminde ne yapmış? O baskıların zirvede olduğu, o ürün olarak bilimin, paradigmanın biricik olduğu ve onun herkes tarafından kabulünün istenildiği ki makul ve meşru siyasal ayaklanmaların olduğu ve onların hepsinin yok edildiği bir dönemde, bakın onlara makul ve meşru diyor. Bunun dışında kalan insanlar var mıydı? Hasan Basri çıktı karşımıza. İşte ilahiyat eğitim arkadaşları bir Hasan Basri ne diye okuturlar? Sufi diye okuturlar mı? Okuturlar. Silsilelerde var. Muhaddis diye okuturlar mı? Okuturlar. Kerabli diye okuturlar mı? Okuturlar. Onun siyasi duruşu neydi diye hiç okudunuz mu? Hem o dönemde halifeye ve haccaca yaptığı bütün haksızlıkları bir bir söylüyor. Hem özgür, entelektüel, talebeler yetişiyor. Her bir ekol oluyor. Ve hacca çok sinirleniyor. Şu niye oyuna girmiyor? Şu niye isteme şey yapıyor? Çünkü bir girse, şimdiki tabirle bir şey, o zaman kurşun da yoktu. Kılıç da eskiliyordu değil mi? Böyle bir şey. Hasan Basri'yi buldum. İyi, güzel. Hasan Basri de iyi hemen hemen ama ben Anadolu'da yaşıyorum. Anadolu'daki insanların büyük bir kısmı kendisini ne diye nitelendiriyor? Hangi ekole ait nitelendiriyor? Hanefi olduğumuzu söylüyoruz. Önemli olan da değil mi? Şafii Han az kardeşimiz. Herkes Ebu Hanife'nin bir fıkıh alimi olduğunu okuyor. Muhaddis olduğunu da okuyor. Onun siyasi duruşuna dair hiç metin okudunuz mu? Ya nasıl bir siyasi duruşu var? Değil mi? Hiçbir haksızlığa Sokrates'in yöntemini kabul ederim ben. Yanlış evet dememek. Yanlış asla evet dememiş bir insan. Kendisine sunulan lütufların hiçbirini kabul etmemiş bir insan ve işkenceyle bir rivayete göre içeride bir rivayete göre öleceği için dışarıdan şey yapmış biri değil mi? Peki biz Hanefi olduğumuzu söylüyoruz. Nerede? Niye bizim imamımız hakkında bir tane siyasi şey yok? Çünkü mevcut yapı tersi paradigmayı öğretiyor bize. Yani biz kimin değerlerine su taşıyoruz? Hakikaten Rıza-i Bari için mi? Yoksa hakim paradigmalara meşruiyet mi sağlıyor? Değil mi? Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde ne olmuş falan diye düşündüm. Said Nursi'yi çalıştım. En büyük tepkiyi o Risale-i'nin gruplarından aldım. Geldi bak bu böyle Osmanlı'nın son dönemde istiklale de karşı durmuş. Cumhuriyet'in kuruluşundaki yanlışlıklara da evet dememiş bir insan. Şimdi siz onun talebeler olarak ne yapıyorsunuz? İyice ortada ne? Kelalli'nin bağına dönmüş abi. Yani. Tamam mı? Dolayısıyla sorun özünde kısacası son cümlem şu, epistemik problemler yaşıyoruz. Yani bilgiye dair, çünkü eğer bizim ilim medeniyetimiz
Yüksek burası da İlmi Etütler Derneği ise dolayısıyla bilgiyi nasıl tanımlayacağımıza dair ve nasıl tasnif edeceğimize dair sorunlar yaşıyoruz ve maalesef hala zihinlerimiz ürün olarak yani pozitivist paradigmayla şekilleniyor ve sahip olduğumuz modeli, mezhebi, ırkayı, partiyi adı her neyse biricik görüp diğerlerini şey yapıyoruz. Yanlış olarak nitelendiriyoruz. Bunu önümüzdeki en büyük sorun olarak görüyor ve buna dair çözüm önerisi bireysel olarak şimdi kurumsal olarak burada bunun için olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi çok böyle özet bir sunum oldu. Sorularla şeye müzakereye geçelim dedim. Ya da o sunduğum şeyler özetle açıklamadığım yerler var. Kardeş diyorsanız oralara da girebilirim. Ama o kadar kafa ütüleme yeter diye düşünüyorum. Bundan sonra müsaade beyin efkar ve barikayı hakikat müsaade beyin efkardan çıkar. Hakikat kıvılcımları fikirlerin tartışmasından çıkar. Burhan yöntemini önceliyorsam ben diye ve katkılarınızdır, sorularınızdır. Bekliyorum. Tahmin ediyorum. Sonunda 45 dakika oldu. Daha fazlası da kaldırım var zaten. Buyurun. Hocam ağzınıza sağlık. İnşallah razı olsun. Şey demek istiyorum, siz hikmet kelimesini kullandınız. İlk dönemde toplumsal baskından dolayı felsefe yerine kullanmıştınız. Aslında felsefeye baktığımız zaman 3. asırda eksikliğinden geliyor ve ilk dönemde hikmet kelimesi Kur'an ve sünnetin esinlerinde kullanılıyor ve daha sonra işte kardeşlerle bu felsefe kelimesi de kullanmaya başlamış. Yani bana bile sanki burada toplumsal bir baskı söz konusu değil. Sadece ilk dönemde felsefe kelimesi bilinmiyordu ve daha sonra bir yer bilinmeye başlandıktan sonra kullanmaya devam etmiştim. Sanki toplumsal baskı orada yok gibi. İnşallah sabah dediğiniz gibi yani şöyle şimdi mesela siz nerede okuyorsunuz? Cettiler abi. O zaman şimdi hikmet kelimesi ilahiyatta neyi okutuyorlar size kardeş? Allah için söylüyorsun. Yani o Hazreti Alemler'in itibarenki süreci yatay ilişkilerde kırılmalar olduğu zaman Allah Teala'nın gönderdiği dikey şeyler, mesajlar bütün olarak mı okutuluyor? Ne olarak okutuluyor? Hayır. Hadis olarak okutuluyor değil mi? Size iki şey bıraktım. Buna sahip olursanız valla hadis hocanız bunu böyle öğretmiyor değil mi? Yok yani o hadis hocası bunu değil. Başka bir hocaya gittiği zaman bunu da bu manayı değiştirdiğini söylüyor. Tamam. İşte dolayısıyla bu İslam felsefesi tabiri modern bir terim, 20. yüzyıla ait bir terim. Bu kardeşimizin kanaatı o baskı var gibi geliyor bana. Yani çünkü niye biliyor musunuz? Bak mesela üç tane birleşik tarz var. İşte Kimi'nin kelam, şey, vahiy önceliğini tarz veriyor. Farabi'nin ikisi dengelemeye çalıştı. Sonra İbn-i Rüşd'ün Fasul Bakar sözün bittiği yer veriyor. Orada ya bu ikiz kardeş aslında aynı şeyden görüntülenen iki kardeş gibi değil. Tamamen ayetler ki bu İbn-i Rüşd aslında Esnaf'tan Meşayin biliyorsunuz. Yani Gazali'ye ve filozoflara da kızıyor. Diyor ki Gazali de ayıp etti. Çünkü tekfir ettiği hususların aslında öyle olmadığını kendi de biliyor. Farabi ve İbn-i Sina da aslında bu konularda yanlış yaptı. İki yanlışla bir doğru çıkmaz. Bu insanlar hakikaten sürekli böyle bir uzlaştırma çabası içinde olmasının sebebi o toplumsal baskı değil mi diyorsun? İnşallah öyledir. Ama ben şimdi ilahiyatta bu şeye giren ve hala felsefe dediğin ne işe yarar hocam ya? Bu felsefede uçuk kaçık adamlar böyle yani ne diyor? Sırtık adamlar, en iyi tabirler. Ne söylediği anlamıyor. Adamlar imajı... İmajı da boşver. Tasavvurunu... Evet, inşallah. Çünkü yani baştan... Ama o ilk dönemlerde o bastı var gibi geliyor bana. Var gibi geliyor. Niye? Çünkü mesela Gazali ayrı. Gazali Sarıçan bir kardeşimiz olarak. Çünkü niye? Dört farklı paradigmadan bahsediyor falan. Adamlara kafir demiş değil mi? Hani şey demiş ya...
Müftü Efendi bana kafir demiş, hadi ben ona diyeyim Müslüman. Vardığımızda Ruh-i Zemre ikimiz de çıkacağız, yalan demiş. Şimdi, yani niye kafir diyorsun? Nizamiye medreseleri, oran şimdiki YÖK başkanı olabilirsin. Mevcut hakim paradigma sana Fatihlilerin önünü kes diyebilir. Ama oradan işraki felsefelerde de şeye yol açıyor diye bu adamlara kafir diyorsun. İbadet diyorsun da onun metinlerini niye kullanıyorsun? Şimdi ben daha Elmon Kız Mürettelay'ı okutturuyorum. Ve diyorum ki bak hiçbir felsefeci bu kıyağı geçmez size. Bize nasıl kafir diyor adam. Size bunu okutuyorum diyorum. Hakikaten keyif alıyorlar şimdi İslam felsefesinde. Adam kafir dememizi öğretiyor diye. Sonra Fasıl Bakan'ın geleceğini bilmiyor ama. Fakrı Fasıl Bakan dedi ki ulan esas sen kafir sensin ha. Değil mi? Şimdi sonra ne yapıyorum ben? Merakıbul Arifin diye işarattaki bir bölüm okutuyorum. Ve orada aynen İbn-i Sina'nın metinlerini kullanıyorum. Yani onun sosyolojik bir tekfir olduğunu benim arkadaşlarım görüyor. Siyasi. Tabii sosyolojik bir tekfir, siyasi bir tekfir. Aslında onu uygulamadım, kendi de bilmiyor. Ama usta, bu hakikaten toplumsal baskı değil mi? Yani bana göre baskı vardı, hala da var. Şimdi yani, ben işte İslam Lisesi hocası değilim, çocuklar gülüyor. Niye gülüyor? Sonra o sağduyunuza, fıtratınıza, akıl sevginizle ulaştıktan sonra kırılıyor, o da şey olur. Var mı baskı gibi geliyor bana? Yoksa niye başlangıçta kardeşim bu hadisle özdeşleştiriyorsunuz ama hikmet başka bir şey. İşte bir ünün yitik mi alırız, nerede bulursa alır diye mevzu temiz okutuyorlar bunu değil mi? Ondan sonra oysa şimdi etkinlik olarak bilim diye sunacak olursak o mevzu denen hadislerin konteksti yok mudur? Bilim içinde bile olsa arayınızı şimdi mevzu olarak arası bir tarafa ya bu mevzu falan der bizim layıkta. Ondan sonra şimdi herkes Çin'e yönelir mi? Yönelir. Yaklaşık 15 gün önce ben Moğolistan'daydım. Onun yazıtlarını görmek nasip oldu orada Asya'da sözcülerin. Tam 1250 sene önce onun yazıtlarında Çinlilerle ilgili şeyler var. Bilge Kanun uyarıları var. Hala geçerli. Şimdi bunlar o mevzu, bu mevzu derseniz geriye ne kalacak, nasıl bir strateji geliştireceksiniz? Şimdi İstanbul'dayız değil mi? Letuftu Anlar, Konstantiniye, Benim Alem Ürebura, buna hemen bizim ilahiyatta ne deriz? Bu geleceğe dair mevzu de bırakırsın değil mi? Ama ekonomi politik okuyan ve eğer siz bir sistem kurucuysanız, peygamberimizi de bir siyasi deha olarak görüyorsanız, stratejik olarak o zamanki dünyanın siyasal yapısını düşündüğünüz zaman en stratejik yer nere? İstanbul. Orayı ele geçirdiğiniz zaman şey olur mu? Siyasal hükümranlığınızı pekiştirecek misiniz? Evet. Ve o gün bugündür de 1453'ten bu yana da bu mücadele hala devam ediyor mu? Ediyor. Al şimdi sen buna mevzu diye koy buraya. Ama siyaset felsefesiyle uğraşan herkes bu hakimiyet teorilerini okuyan bütün siyasal bilimli arkadaşlar İstanbul'un stratejik önemini bilir ve onun için de hala diğerleri İstanbul demez, Konstantinopolis der, değil mi? Hiç kimse idealinden vazgeçiyor mu? Hiç bilmiyorum. Ama bunun arka planı, ana damarı kesen kim? Biz değil miyiz? Değil mi? Yani ilahiyatçı kaç arkadaş var bilmiyorum ama biz sanki başka bir yere sıkışıyoruz izleniyor. Evet. Biraz fazla oldu. Teşekkür ederim. Başkanlar mı? Ama inşallah da bilmiyorum. Hocam, İslam dünyasına Batı'nın kabul ettiği bir tasnif var. Yani diyor ki üç tane satmaya yaşadı İslam. İşte bir tanesi bu Batı, ilk Yunan felsefesiyle karşılaşması. Diğeri Moğol istilası, en son da bu bir yüzyılda yaşadığımız, yani geçen yüzyılda yaşadığımız satmalar. Yani bu son satma, yani İslam dünyasının yaşadığı son durum diğerlerinden çok mu farklıydı da yani bu kadar uzun sürdü? Yoksa yeni bir, yani hiç alakası mı yok? Mesela yani diğer dönemlerde bir şeyler yazıldı ama bu dönemde mesela Fatih'den önce İslamcıların yazdıkları var. Yani
Abdurun falan yaklaşımı var bu konuya. İşte Sayın Nursi'nin de yaklaşımı onlarla aynı paralellikte. Sonra ta ne kadar sonra Arif'in bir yaklaşımı oldu. Ama yani cılız kavga yani olmadı. Nasıl görüyorsun yani bu son sadmenin diğerlerine ne farkı var? Valla hakikaten Atanize abi. Kötü bir durum ya. Ama yani mesela biz Yunan felsefi anlamda yeniden yurtlandırmak falan diyoruz ya, bu coğrafyayı ben çok önemsiyorum. Bütün medeniyetlerin merkezi. Çorum gibiyiz, her yerlerine de bizimkiler. Çorum mesela bütün medeniyetlerin, İcik medeniyeti, Aslı, Babil falan. Yani bakıyorsunuz insanların tarihine, önemli medeniyetler bu coğrafyada olmuş. Dolayısıyla ben o Yunan felsefesiyle karşılıklarımızı saklı olarak görmüyorum. Çünkü niye? Biz o bizim felsefi gelenek, meşayi gelenek, daha sonra işraki gelenek. Bu yüzleşme diyor. O yüzleşmeyi değiştiren, dönüştüren ve yeniden üreten bir gelenek. Dolayısıyla orada başarılı olduk gibi. Varlık bir zaten onu diyor. Yani sonra başarılı olduk da şimdi niye şey yaptık? Dediğiniz gibi Abdullah'ın, Reşit Rıza'nın formülasyonudur. Mesela daha şey bir şey söyleyeyim. Belki güzel arkadaşlar olur. Şu anda biz Ahmet Seyit Ahmet Han'ın Arifar ekolünün benzerini yapıyoruz. Yani ne demek? O kurduğumuz özel kolejler var ya, güya dini değerlerle bezenmiş özel kolejlerde. Bir tarafta Arifar Koleji'nde Seyit Ahmet Han'ın Hindistan'da yaptığını yapıyoruz. Yani modern bilimleri, pozitivist, batı bilimleri aynen okutuyoruz. Bu arada dini bilinçle sahip gençler yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla bu son satme, Esad'dan satme yani. Moğollarınki zaten fiilen öyle. Kanımızı ağlattılar. Ben onu dedim ya, geldiniz oralara kırdınız da niye kütüphanede gittiniz be ya? Yani, şey ya. Siz Müslümanlar da, ben onu bilmiyorum. Budistlerin kitaplarını yaptınız falan diyor. Hadi ya, bir saniye bir şey. Yani bazı şeylerin anlamı yok. Ama ikiniz hakikaten öyle bir travmaydı. Üçüncüsü de çok önemli bir travma. Bu mesela bu kardeşiniz ona verdiği en son mücadeleydi. Taha Akyol güya muhafazakar kesimden gelen bir yazar değil mi? Popülist kitaplar da yazmaya başladı son zamanlarda. Ben onu 80'den beri tanırım yani. Liseyi gittiğimden biliyorum. Bir geçen bir kitap yazdı, şey makale yazdı. Faruk Yiğit bilgin insanlaşması tezini böyle uçuk, kaçık, utopik, çok ağır sözlerle İslam bilimi çabalarını eleştiren bir şey yazdı. Ben de buna dair bir şey yaparak bu kaygının 1900'den itibaren kepistemik bir kaygı olduğunu, bu damarın devam ettirilmesi gerektiğini, eksikliklerine rağmen falan. O da sen çok, ben bir de Yunan bir var hiç kullanmam şeylerde falan. Biraz daha oku da gel falan diye bana bir mail yazdı. Ondan sonra iyi dedim. Ama Yeni Şafak'ta o şey çıkınca bu sefer pişman oldum çünkü o sen tipik pozitivist bir ürünsün dedim açıkça. Yeni Şafak'a girdiği zaman çıkardım. Dolayısıyla bu ikincisi siyasi bir satmeydi. Hakikaten İslam dünyasını mahvetti değil mi? Üçüncüsü epistemolojik bir şey, kırgın ve bunun nedeni yine biziz üstadım. Yani o zaman ilk defa mı biz epistemolojik bir şeyle karşılaşıyoruz? Yani İslam'da yani. Onunla yüzleşmemiz çok iyi geçti. Yani o diyorum ya mesela Said Nursi'ye bahsettiğimde yani üstadım 1900'da verdiği çok önemli bir mücadele var. Mesela ben üç ismi çok önemserim. İlahiyat fakültelerinde pek kolay kolay söylemem ama ben açıkça söylerim. Dedim ki Said Nursi akaid anlamında bu gençliğin 19. yüzyılda itikatlarını koruyan çok önemli metinler üretmiştir. Ama temeli aslında Nakşi geleneğidir. Fakat o talebelerin kesinlikle o Nakşi geleneği bilmez, zikirleri falan o gelenekten olduğu halde zaman ehli şey zamanı değil falan diye oraya karşı, o paradigmaya karşı sert tavır alıyorlar. İlginç bir şey. Süleyman İlgi Tunağan, o dönemde en büyük eksiklik Kur'an eğitimi, Arapça eğitimliydi. Şimdi burada da Silitonlu kuruluşları o klasik usulde metin üretiyor, değil mi? Ama işte hala o şekilde üretiyor. Onun epistemik anlamda yeni
problemlere çözüm üretecek bir bilinç oluşturuyor mu? Üçüncüsü de Abbasi, işte o şeyden dolayı, Topçu, İslam ahlakından bahsetti. O bir bilinç düzeyi, ruhi arınma da bir ekolken, şimdi hakikaten tarikatlar öyle mi yoksa zihni kitleyen yapılara mı dönüştü? Dolayısıyla epistemik tutulma var, akıl tutulması var gibi geliyor bana. Ve hakikaten ağır. Yani oligark ekolü tipik pozitivist şeyler yetiştirmiştir. Ama şu anda bizim kolejlerimiz önemli oranda bu. Yani Abdül ve Reşit Rıza'yı aşma çabalarımız Faruk ile birlikte şey olur. Mesela Faruk'un canıyla ödedik diyorsunuz. Eşiyle birlikte. Çünkü bu epistemik bir projeydi. Ben mesela doktora tezini kurarken böyle tez buldum. Ben yaptım dedim. Sonra Hasan Basri ile ilgili şeyi götürdüm. Böyle şey mi olur dedim. Niye olmaz? Sonra onu kelamcı olarak okusam olur. Şey olarak okusam olur. Sufi olarak. Bu şeyde ben de böyle okuyorum. Siz tahribat var mı yok mu? Bakın. Ondan sonra benim anamı anlattılar. Dördüncü kendi okuyor falan böyle. Yani demek istediğim noktada şu. Mesela şimdi şey tartışmalar var. Başka demek istediğim tartışmalar var değil mi? Ya bizim ilk siyaset felsefesi, filozofisti Farabi'ye, bu coğrafyanın ömrünü Farabi'nin işte o Yunan sakmediği, Yunan felsefesiyle hesaplaşıp kendimize özgü reisül evvel dediği kim? Peygamberimiz ya, Efendimiz ya. O olmadığı zaman, yok artık. Ne yapacağız? O mesajı her birimiz, her mümin ve mümine reisel olarak ulaşmak zorunda değil miyiz ya? Bir başkasının dediğini aynen takip edebilir miyiz? Hesap kim verecek? A, B, C diye mi vereceğiz? Şunun şeyini, fetvasını takip edeyim mi? Ya da öyle derse kabul olacak mı? Mevcut uyanık olarak mı? O bizim filozoflar faal akıl kavramıyla çalışıyor. Ama bugün felsefede hakikaten faal akıl kavramı anlatılıyor mu? Her mümin ve müminenin o bilinç düzeyine ulaşması sürecinde hiç bahsediyor mu? Ne demiyor? Farabi'nin başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyor diye düşünüyor. Hatırlar herkes bir şekilde kendi filozofunu atış yaparak götürüyor. İşte yok usta. Yani ben epistemik sarpmenin en ağır sarpme olduğunu ve şu anda hala pozitivist yapıya su taşıdığımız kanaat var. Ama inşallah öyle değil mi? Ben konuşmamız bir şey çok dikkatimi çekti de orayı biraz daha açmanızı isteyeceğim ama daha önce bir şeye parmak basmak istiyorum. Hani ilimlerin tasnifi konusu başlık olarak çok dikkat çekici bir başlık, çok güzel bir başlık yani. Ama sanki o konuşmalarınız da bunu besledi, bende bu kanaati uyandırdı. Hani tarih veya bir tefsir veya bir hadis, bunların ne kadar ilim olup olmadıkları tartışılmaz, yani tartışımla daha dört başı mamul bir tartışmaya vurmamışken ve bu tartışma yapılmamışken bunları tasnif etmeye çalışma çabası çok erken bir çalışma gibi görünüyor bana. Bilemiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani siz hani tefsiri bir ilim kategorisine koyduktan sonra artık müfessir olacak kişinin şartlarını, İşte tefsirin müfessir olacak kişinin işte nasuhuna mansuhu bilmesi gibi şartları sıraladıktan ve neredeyse müfessirinin bütün kalıbını bile ortaya koyduktan sonra mesela işte son dönemde çıkan Eminel Huli gibi hiç o kalıpların neredeyse hiçbir tanesine uymayacak, edebi bir okumaya tabi tutacak kişiyi bu tefsir kategorisinin veya tefsir tırnak içerisinde ilminin dışında saymak bu ilim denilen şeyin çok da tarif edilemediği kanaatini uyandırıyor bende. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir de ilim ve disiplin arasında bir ayırma gittiniz. Biraz daha bu noktayı açmanızı isteyeceğim. Çünkü son sözünüzü biliyorum. Tarih okumasında bile yani yalıtılmış biraz da ideolojik bir yan bir şekilde ağır basıyor. Bir hocanın yine ilahiyat hocasının seminerini dinlemiştim. Dedi ki yani bir ehl-i sünnet tarih okuması diye bir şey vardır.
demişti. İslam tarihi profesörü, o da şudur. Yani dedi, iki sahabeler birbirlerine kavga etmişler, bir odaya girmişler, ağızları yüzleri kan içerisinde, odadan dışarıya çıkıyorlar. Diyorsunuz ki ne oldu içeride diyorsunuz, adamlar da yok, hiçbir şey yok yani, o da haklı, o da haklı, sen de haklısın. Allah diyor ki bu nasıl bir tarih okuması, yani bu kaldı ki bunlar için ne ilim edeceğiz şimdi? İşte, bu ilimle disiplin arası konusunda bir açıklama bekliyorum. Teşekkür ederim. İşte, çok heyecanlandım ben dedim ya bu projeye ama sonunda cevap veremedim. Çünkü kırmak da istemediğim için, çünkü bunu verirken bana göre bunlar hiçbir ilim değil zaten. İşte yani bunlar disiplin olarak şey yapılabilir. O ilim şeklinde sunulması, kurguyu oraya veriyorum epistemik sakladan dolayı, pozitivist söyleme hala şeyi taşıyoruz. O zaman ehl-i sünnet ne ehl-i sünnet ya? Ehl-i sünnet okuma diye bir şey mi var? Ortada bir siyasal el kavgası var ve cennetle müjdelenmiş olan o güzel insanlar siyasal erkler dolayı birbirlerine girmemiş. Yani ben bu şiiri arkadaşlara da söyledim. Hazreti Ali'nin hakkının gasp edildiğini düşünen Hazreti Fatıma o daha öncekilerden şey yapmamış. Yani bu kendinizi yani pansuman yapmakla nereye varmış? Dolayısıyla ben bilim ve disiplin arasındaki farkı, bunların disiplin olarak değerlendirildiği zaman daha eleştirel tutum olacak. Ama bilim şeklinde sunulduğu zaman, disiplin olarak sunulursa etkinlik olarak farklı paradigmalar olur. İşte Ebim Halim Huri ile farklı okursun, onu da okursun. Bunlar bir zenginlik olur hakikaten. Bütün kitaplar tek kitabın anlaşılması içindir diyor ya, o çerçevede onu alırsınız. Bir disiplin olarak hakikaten özümsersiniz. Ama bilim dediği zaman böyle şey olur. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla bütün çözüm kuramadığı nokta orası. Ben disiplin tarifini daha önemsiyorum. Ve ikinci soruyla ilgili bu kardeşimizin yaptığı önlem şu usta. Seçmeli derslerde tarihi bir anlamı var mıdır metniyle başlıyor. Ve son sınıftaki çocuğum. Popper'ın metnini okutuyorum açık toplum ve düşmanlarını. Çünkü zihnin kilitlenmesi Platon'dan itibaren totaliter yapılarla birlikte başlamıştır. Karl Marx da bunun örnek verenlerinden birisidir. Fark etmiyor. Kendisi doğrusunu biricik gören her paradigma totaliter, değil mi? Tarih bir anlamı var mıdır diye başlıyorum ve Popper diyor ki tarih bir anlamı yoktur. Hakim güç o tarihi kurar ve ondan sonra ona ister ehl-i sünnet dersiniz, ister ne derseniz öyle dersiniz, diğerlerini Tanrı adına şey yaparsınız yani. Ama vardığımızda nasıl hesap vereceğiz onu bilmiyorum. Çünkü zerre miktarı bir haksızlığın sorulacağına inananlar olarak Latif kardeşe yaptığım haksızlığa nasıl meşruiyet sağlayacağımı anlamadım. Ama cümleler orada kabul olacak. Ama onun cümleleri yok ya. Dolayısıyla tarihin bir anlamı yoktur. Hakim paradigmalar o tarihi kurar. Daha da ileri giderek ben diyorum ki tarih diye bir cümle yoktur. Bir disiplindir. Sosyoloji diye bir böyle deyince de arkadaşlar sizler diyor bir bilim yoktur. Pozitivist yapıyı çözümlemeye çalışan disiplinler vardır. Sen Max Weber okuyabilirsiniz, Gellen okuyabilirsiniz, Sabri Ülgeler hocayı okuyabilirsiniz, işte Zaim'i okuyabilirsiniz ama neticede bunlar hepsi neye hizmetler diye bakmakta fayda var diye diyorum ve ben disiplin terimini daha ihtiyatlı ve şey görüyorum. Hesap verilebilir çünkü hesap sormak üzerine ilim tabi kuruluyor. Ben bütün yapımı hesap vermek üzerine kurulamaya çalışıyorum mümkün olarak ve disiplin temelini çalışıyorum. Tarihin de bir anlamı yoktur diye metni okutuyorum. Büyük bir gururla. Çünkü o totaliter yapıya, o pozitivist ürüne katkıda bulunmak istemiyorum ben. Benim kanaatim bu. Yani, netleşti değil mi? Evet, buyurun usta. Hocam şimdi İslam düşüncesi dediğimiz şey birkaç saydığımız istina dışında genelde diyalektik yöntemi kullanan, bilime bir ürün olarak bakan bir yaklaşımı temsil ediyor. Bu haliyle de biz bugüne kadar pozitivizmi besledik, hala da besliyoruz diyorsunuz.
Kanat, vallahi iyi özetledin. Cettiler abi. Ya bak işte firaset bu ha. Ben o kadar konuştum hepsi bu. Kendimi çok şey hissettim. Abi. Ben geç geldiğim için hocam özet cümlesini duydum herhalde. Vallahi. Şimdi sorum şu hocam. Aklınıza sınırlı. Bugün sizin önerdiğiniz Burhan metodunu kullanan totaliter bir yaklaşım yerine etkinlik olarak bilim yaklaşımıyla bir ilmi faaliyet üreten bir şeyden bahsediyorsunuz. O zaman bu da pozitifin karşısında, batında artık eşit gözle baktığı pozitifin karşısında relativizmi besleyecek bir şeye sanalize olur mu olmaz mı? Böyle bir ihtimal varsa bunu nasıl verebiliriz gibi bir sorun var. Ya isminiz ne işte? Sedat. Vallahi bu çok tehlikeli bir şey ha. En zayıf noktam o benim. Satır arasında onu söyledim, göreceliğe, relativizme götürür mü, götürmez mi diye. En çok korktuğum nokta bu benim. Yani bunu derken bir anarşizme, everything is goes, ne olsa gidere, gider mi? Kaş yapayım derken göz mü çıkartacağız? O çok kritik bir eşik hakikaten. Bir de temel öncülüğünüzü işte vurguluyorsunuz, diyorsunuz ki değil mi o aynı hakikatin? Sizin kanaatiniz ne? Ya ben yargılama şimdi soruyorum sadece. Bu keskin zekaya, belki... yok yargılamak şimdi demiyorum. Bu keskin zekanın muhakkak bir çözüm önerisi vardır. Çünkü bu hakikaten çok kritik bir eşik abi. Ve benim en zayıf noktamda o. Mesela bütün müminlerin, bakın Müslümanların demiyorum, bütün müminyanların en büyük noktası, en zayıf noktası Teodosi sorunu, kötülük sorunu. İşte, yok, kötülük iyiliği bilinmesi içindir, yok bilmem nedir falan filan ama o kötülükle sen bir karşı karşıya kal da ondan sonra söyle. Ben bu iyiliği için bana bu deneyim falan diyor. Benim de en epistemik olan en zayıf noktam burası. İyi yakalan. Keşke gelmeseydin. Gelmişim. İsminizi söyleyin hocam bana. Ben mi hocam? Evet. Sedat. Sedat Bey, nerede okuyorsunuz? İstanbul Felsefe Matematik. Oppo. Lisans matematik yani. He? Lisans matematik yani. Vallahi mi? Aslan kardeşim benim. Çünkü o matematiksel kesinliğe sahip bir zihin bu üretir. İşte bu mantıkçı, bir matematikçi, mantıkçıyla biz inşallah şey yapacağız. Tahariye bir kardeşimiz. Ama bak burada, madem felsefecisin, biz hem dört ay güzel ediyoruz diyor ya, felsefe seçenekleri çoğaltmak ya, değil mi? Kaygıları paylaşmak. Bu kaygınıza paylaşıyorum ama bu kardeşimizin çözüm önerisi şu. Çoğu, sanki bu kardeşimiz değil ki, ben üretmedim tabii. Gök kubbede söylenmedik hiçbir şey yoktur, değil mi? Önemli olan o güzel insanlara ulaşmak. Felsefeyi onun için severim benim. Büyük insanlarla sohbet edersiniz kitapla okuduğunuz zaman. Kaç yüz yıl önce yaşanmış olduğunu senle sohbet ediyor ya, değil mi? Müthiş bir şey. Çoğulcu evrenselcilik tasarımı diyorum buna ben. Yırtık gibi geliyor bana. Niye? O paradigma, model, episteme dediğim kavramlar var ya, ister Foucault, ister paradigma şey falan. Eğer bir modele sahipseniz, o modelin birinci öncüllerle tutarlılığını test ediyorsanız, bakın tutarlılığını diyorum. Doğru ve yanlışlığını değil. Çünkü doğru ve yanlışlığı dediğimiz zaman etkin ürün olarak bilime gideriz. Bu doğru. Bu da yanlış. Demiyorum. Ama ben diyorum ki bu benim içinde bulunduğum disiplin kavramını önceleyen paradigma etkinlik olarak yakın ve bunun tutarlı olduğunu düşünüyorum dediğim zaman aynı zamanda Latif kardeşimin, Sedat kardeşimin, Fatih kardeşimin paradigmalarının da tutarlılığını da devreye sokmuş oluyorum. Ve her biri ilk metnin benim iyilik ve güzellikle yarışmak ya, bu aynı hakikate yönelik, Ruhan yöntemi gereği, aynı hakikate yönelik farklı hakikat tasarımlarının iyilik ve güzellikle yarışma modelleri olarak sunuyorum. Ve buna çoğulcu evrenselcilik tasarımı diyorum dermişim. Orada Stroker'den hareketle temellendiriyorum. Oldu mu? Oldu. Tamam. Güzel cümle.